tüm bunları ve daha fazlasını şimdi Skype hattımızda bizi bekleyen konuğumuzla paylaşalım istiyorum. Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı. Kudret Bey, hoş geldiniz. Merhaba Belgin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gündemde haber akışı, hisselere ilişkin model portföy güncellemeleri, beklentiler, yukarı yönlü revizeleri görüyoruz. Siz de tabii ki takip ediyorsunuz. Bankaların önderliğinde holding destekli bir yükseliş yaşıyoruz. Ve burada şu anda kritik seviyelerde dolaşan bir BIST 100 endeksimiz var. Ve burada tabii ki teknik olarak baktığımızda 8 günlük hareketli orta, yani üst seviyelere baktığımızda 2366'ları görüyorum ben. Dün akşamki programımızda da yine sevgili Cüneyt Paksoy'da da konuşmuştuk. Şimdi sizin de teyit etmek için soruyorum. 21 günlükler 2260'da ve özellikle burada geri çekilmelerde de baktığımızda, hani aşağıda hangi seviye var diye baktığımızda özellikle 2143 seviyesi 50 günlüklere dikkat çekiliyor. Ne dersiniz? Siz farklı bir gözle bakıyor musunuz? Sizin bu anlamda BIST 100 tarafında ve BIST bankacılık tarafında dikkat çekeceğiniz teknik seviyeler neler? Sizin söylemiş olduğunuz seviyelere benim de paylaşacağım seviyeler benzer özellik taşıyor. Ben biraz da 240 dakikalık grafik üzerinden paylaşım yapmak isterim. 13 periyotluk üstel hareketli ortalama ilk etapta çok fazla dikkat edilmesi gereken bir seviye olarak söyleyebilirim. O da 2378 seviyesinden geçiyor. Yani biz bu rakamdan aslında ne anlamalıyız? Eğer borsada bir düzeltme olursa bu bölgeye kadar olan her geri çekilmeler aslında kısa vadeli tekrardan yukarı yönlü reaksiyonlar olabilmesi açısından önemli. Yani tepkilerin zayıf kaldığını görebileceğimiz bir bölge. Ancak daha da sert bir satış baskısı yaratır ve bu ortalamanın altına, yani 2378 bölgesinin altında kalıcı bir reaksiyon oluşturabilirse, o zaman biraz daha derin bir satış baskısından bahsetmemiz kaçınılmaz olacaktır. Burada da benim kaba taslak sizlerle paylaşacağım 100 ve 233 periyotluk üstel hareketli ortalamalar 100 periyotluk 2145 seviyesinden geçmekte. 233 periyotluk üstel hareketli ortalama da 1985 seviyesinden geçmekte. Yani özetle baktığımız zaman da şu an için 2378 bölgesine dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Çünkü genellikle bu işi meslek olarak yapan bizler ortalamalardan fiyatlar uzaklaştığı için biraz temkinli yaklaşabiliyoruz. Yatırımcılara da bu bilgileri vermek durumunda kalıyoruz. Yani olası bir geri çekilmede biraz daha dikkatli olun şeklinde. Ama tabii Türkiye'deki enflasyon dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin paralarını, yatırımlarını hisse tarafında devam ettiriyor olması ister istemez bu ortalamalarla cari fiyat arasındaki makasın biraz daha açılmasına olanak tanıyor. Hani globalde çok ciddi bir panik havası yaşanmazsa bizde de çok fazla sert düşüşlerin olmayacağını da söylemekte fayda var. Ama bu hiçbir şekilde düşmeyecek anlamına da gelmemeli. Yatırımcıların bu noktada hisse seçimlerine dikkatli olması gerekiyor. Bankacılık tarafına baktığımız zaman da yine 240 dakikalık grafikte 8 periyotluk üstel hareketli ortalama 1975-2000 bölgesinden geçiyor ve bankacılık bu taraf bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam edebilme potansiyeli üzerinde duruyoruz. Son dönemde zaten bankacılık endeksi lokomotif bir görev gördü. Hisselerin kıyaslamalarında özellikle sektörel bazda bankacılık epey bir geride kalmıştı. Nitekim baktığımız zaman bankacılık bu geride kaldığı görüntüsünü biraz daha iyimser bir noktaya taşımaya çalışıyor. Ama tabii işin dolar bazlı tarafına baktığımızda genel grafik içerisinde çok küçük bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında potansiyel çok daha fazla var. Yeter ki yatırımcılar hisselerine güvensin. Evet, şimdi bu konuda sizinle aynı görüşteyim. Yatırımcılar hisselerine güvensinler ve bu yükselişi de bir fırsata çevirebilsinler. Ancak hisselerine çok fazla aşık olmasınlar diyorum. Her zaman söylerim, kâr cebe yakışır noktasında. Yani ben sattım gitti değil de o aradaki farkı alıp
şimdi yeni hikaye zamanı diyerek değil mi? Seçenekleri bu dönemde değerlendirmek doğru olacaktır. Şimdi bu anlamda baktığımızda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir yeni taslak var. Kurları dövizi yakından ilgilendiren bir taslak, dövizini TL'ye çeviren şirketlere vergi istisnası geliyor başlığı var bu haberin içerisinde. Şimdi bu anlamda baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin de özellikle enflasyon konusunda getirilere ilişkin yeni enstrümanlar üzerinde çalışıldığından da bahsediyor. Bu konuya ilişkin de tabii tahviller ilk akla geliyor. Hani enflasyon karşısında değer kazanımında ve bunun da borsada satış getirebileceğine dair de görüşler var. Şimdi hem bu dövizini TL'ye çeviren şirketlere gelen vergi istisnası kur üzerinde şimdi hafif bir etki gösterdi gibi. Dolar endeksi 100'ün üstünde ama bizde içeride dolar TL'de hem serbest piyasada hem bankalar arası piyasada baktığımızda bir 14.60 altına sarkma durumu var. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum Belgin Hanım. Son dönemde biz dolar endeksi düştüğü zaman Türk lirası burada çok iyi bir şekilde bu avantajı kullanamıyor. Dolar endeksi yükseldiği zaman da Türk lirası buna karşı dirençli olamıyor vurgusunu yapıyorduk mecburen. Çünkü hareketler bu şekildeydi ama dünkü hareket ve en azından haftanın geneline ilişkin baktığımız zaman da dolardaki yukarı yönlü hareketler ve 100 seviyesi üzerinde kalma çabası söz konusuyken bizim iş tarafta Türk lirasının güçleniyor olması sevindirici. Tabii bu noktada dolar Türk lirasında en azından 14.52-14.86 son zamanlardaki bant hareketinde alt bölgeye geliyor olmamız bu anlamda kıymetli. Ama yeni dönemde daha da dolar Türk lirasında aşağı yönlü bir hareketliliğin olabilmesi adına 34 günlük üstel hareketli ortalamanın da yer aldığı 14.35-14.55 bölgesinin altında kalıcılaşmak şart. Yani ancak bu şartla daha da alt bölgelere belki de 12.73'lerin yer aldığı 144 günlük üstel hareketli ortalamalara doğru bir baskı oluşturabilme potansiyeli izlenebilir. Burada Sayın Nebati'nin vermiş olduğu mesajlar çok önemli. Tabii burada Türkiye'deki yatırımcı nezdinde baktığımız zaman şu anda aslında bir para kazanmaktan ziyade tamamıyla paramızı enflasyon karşısında erimesini engellemekle meşgul olunan bir görüntü izliyoruz. Bu sebeple de enflasyondan korunmak için gelecek herhangi bir aksiyon, buna ilişkin bir finansal ürün tercihi bu anlamda kıymetli. Ancak tabii bir şeyin artısı varken eksisinin olduğunu da unutmayalım. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi borsa performanslarının neden bu noktada olduğunu da göz ardı etmeyelim. Hani orada yeni bir ürün gelmesi durumunda borsaya olan talepte de bir miktar azalma senaryolarının olabileceğini de göz ardı etmemekte fayda var. Sonuçta belli bir getiri, hele hele enflasyon üzerinde bir getirinin olabileceğine ilişkin olası senaryolar ister istemez daha risksiz getirileri ön plana çıkartmış olacaktır. Bu anlamda bu iki kıyaslamaya dikkat etmek lazım. En başta kur korumalı mevduat çıktığı zaman acaba borsaya bu noktada etkili olur mu? Borsa talebi aşağı çekilir mi? Hususu gündeme gelmişti ama daha sonra kur korumalı mevduattaki o alınan getirilerle enflasyon rakamı arasındaki farkın da olması borsada yatırımcıların devam etmesine olanak tanımıştı. Bu anlamda biraz borsa tarafında soru işareti oluşturabiliyor. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani ben birkaç tane not aldım. Hemen çok sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. Lütfen buyurun. Şu anda enflasyonumuz %61 seviyesinde. Bu tabii ki 12 aylık bir enflasyon. Yılbaşından itibaren baktığımız zaman da yuvarlak bir rakam söyleyecek olsak %23 oluyor. BIST 30 içerisine baktığımızda %23'ün üzerinde 22 şirket var. %61'in üzerinde yani enflasyon rakamı üzerinde de 5 şirket var. BIST 100 tarafına baktığımız zaman da %23'ün üzerinde 49 şirket varken %61'in üzerinde henüz 13 şirket var. Yani yıllık rakama baktığımız zaman da henüz çoğu şirketinde beklentiyi veremediğini de görebilmek lazım. Yani
bunun üzerinde yani enflasyon rakamı ve üzerinde bir getiri elde edebilme potansiyelimiz borsada mevcut. Ama orada eğer yeni bir ürün geldiği zaman bu noktada biraz daha hareketler sakinleyebilir. Evet, süremiz de azaldı ama 3 dakikamızı sizinle iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bizim Merkez Bankamızdan ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalara göre hem euro hem de dolar TL ile ilgili bir beklentiniz var mı? Ya da nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir açıklama gelebilir? Tabii. Avrupa Merkez Bankası toplantısı bu noktada çok daha önemli olacaktır. Çünkü Sayın Lagarde daha önce bilanço varlık alımlarının azaltılmasının sonlanması ardından bir süre sonra faiz aksiyonu geçilebileceği mesajını vermişti geçtiğimiz toplantıda. Hatta orada basından ve ekonomistlerin sıkıştırmasıyla ya bir süre nedir vurgusuna çok net bir cevap verememişti. Biraz yuvarlak cevaplar vermişti Lagarde. Bu toplantıda bu mesajı net bir şekilde izliyor olacağız. Yani yine sorular sorulacaktır ama Lagarde yine kaçamak cevaplar verebilir. Çünkü 3. çeyrekte bu sonlandığını düşürdüğümüz zaman yılın son çeyreğinde belki de yılın son ayında, Aralık ayında bir aksiyona geçebilme potansiyeli var. Nitekim Almanya tarafında da kaba taslak 40 yılın en yüksek enflasyonu %7.3'e geldiğini görmekteyiz. Bu sebeple de faiz yönüne ilişkin mesajlar kıymetli olacaktır. Türkiye tarafına geldiğimiz zaman bizim Merkez Bankamızın herhangi bir şekilde faize bir müdahale gerçekleştirmesi beklenmiyor. Orada metin içerisindeki mesajlar dikkatle takip edilecektir. Bu konsensusta dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı buna bakmakta fayda var. Ancak 100 seviyenin ara bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Genel görüntü olarak baktığımız zaman da 97 seviyesi üzerinde tarihi bir seviye olarak izah edeceğim 103.76'ya doğru bir hareket alanının olabilme potansiyeli euro dolar paritesinde 1.08 altında taşıyabilir. Ama Lagarde 1.08 altında euro dolar istiyor mu istemiyor mu bunun cevabını da yarın görüyor olacağız. Dolar Türk Lirası'nda da biraz önce baz aldığım gibi 14.35-14.55 genel bir görüntüde dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ama kısa vadeli olarak bakacak olursak 14.52-14.86 bandı sona mı erecek yoksa bant içerisinde hareket devam mı edecek? Bu noktada 14.52 seviyesi gerçekten çok önemli diyebiliriz. Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı, çok teşekkür ediyorum değerli bilgileri paylaştığınız bizimle. Ben teşekkür ederim. Çok mersi.